Şey, benim işim biraz acil de bugün gün içinde alırım değil mi kredi? En hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum Kerem Bey. Yani çünkü siz onaylayacaksınız, ben gideceğim, çekeceğim, gerektiği yere ulaştıracağım falan biraz uzun iş ya. O yüzden sordum. Anlıyorum. Yalnız Kerem Bey, istediğiniz krediyi bankamız onaylamıyor. Nasıl, ne demek onaylamıyor? Kredi notunuz bu kadar düşükken istediğiniz krediyi banka maalesef vermiyor. Ama dedim ya, benim çok acil ihtiyacım var bu paraya. Bu kredi alabilmeniz için en az 2 aylık maaş bordrosu getirmeniz gerekiyor. İş yeriyle bir görüşseniz belki onlar size yardımcı olabilirler. Yok, yardım isteyemem iş yerine. Maalesef Kerem Bey, yapabileceğim başka bir şey yok. Üzgünüm. Anladım, teşekkürler. İyi günler. Baştan söyleyeyim, bizim için aramadım. Değil mi? Niye bizim için arayasın ki? Biz olduğumuz zamanlar çok geride kaldı. Aynen öyle. Ben Bediye Hanım için aradım seni. Ne oldu Bediye Hanım'a? Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum da. Bediye Hanım çok hasta. Nasıl hasta? Neyi var? Kanser teşhisi konuldu. Kanser mi? Koskoca Bediye Hanım, seni beni cebinden çıkarırım. Nasıl kanser olur? Bilmen iyi olur dedim. Evinde dinleniyor, belki görmek istersin. Hı? İstemez miyim? Çok sağ ol haber verdiğin için. Evet. Buradayım. İyi ol, tamam mı? Ne olursa olsun sen iyi ol. Ayşen teyze. Yılmaz amca, Ayşen teyze. Onlar evde yoklar kızım. Ha. Öyle mi? Neredeler peki? Ah be kızım, ah. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Nasıl yani? Ya oğulları var ya bunların. Kerem. Ha işte o. Onunla bir kavga ettiler. İşte birkaç hafta oldu. Ya bir bağırış çağırış kıyamet koptu evde. Kerem anasına babasına bir bağırdı, bir bağırdı. Nasıl yani, Kerem annesine ve babasına bağırdı mı? Onlar da ne yapsınlar? Çekip gittiler memlekete. Tamam, anladım. İyi günler. İyi günler kızım. Alo Mert, neredesin? Ne oldu ya? Ya asıl ben sana soracağım. Kerem'e ne oldu? Ne olmuş Kerem'e? Ya yine bir işler çeviriyor. Sordum söylemedi, çözemiyorum da. Evine geldim, burada bir teyze anne babasıyla kavga etti falan diyor. Yanına geliyorum hemen, her şeyi anlatacaksın bana. Ya Cansu, şu an inan hiç müsait değilim ya. Ya 2 dakikan yok mu bana ayıracak ya, lütfen.
İyi tamam gel hadi. Babaannemdeyim ben. Babaannende mi? Kavga falan mı çıktı yine? Ya gel işte buraya konuşuruz tamam mı? Ama Ece'ye bir şey söyleme sakın. İyi tamam. Geliyorum. Görüşürüz. Metin Bey. Ha. Gel Cihat gel. Ben de seni bekliyordum zaten. Otur. Hoş geldin. Hoş bulduk Metin Bey. Gerçi bu sıralar avukatlardan çok az etmiyorum ama senin yerine ayrı. Bana verecek iyi bir haberin var mı? Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda... Sadede gel, sadede. Süreyya'nın beni boşamaması için ne yapabilirim? Şimdi Metin Bey, sizin davanız çekişmeli boşanma davası olacak. Yani hiçbir anlaşmaya yanaşmayacaksınız. Evet. Bu da bize 4-5 celse, yani yaklaşık olarak bir yıl gibi bir zaman kazandıracak. Bu sırada hak kaybına uğramamanız için çalışmalarımız da olacak. Ya ben Süreyya'dan asla ayrılmak istemiyorum diyorum. Sen bir yıl diyorsun ya. Nasıl bir şey bu ya? İyi de Metin Bey. Ya ne Metin Bey'i? Bir aile yıkılıyor burada. Hukukun bu konuda yapacağı bir şey yok mu yani? Peki Süreyya'nın beni aldattığını kanıtlarsan? Boşanmayı hızlandırırsınız. Üstelik Işıl Hanım'ı ve çocuğunuzu herkes biliyor. Bir de bu durumda Süreyya Hanım size maddi manevi tazminat davası da açabilir. Neyse, neyse, neyse. Bunlar benim işim değil. Bunlar senin işin. Süreyya'nın beni boşamaması için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Anladın mı? Emin olun elimizden gelen her şeyi yapacağız. Edinilmiş mallar, nafaka, hemen hemen her konuda itiraz edeceğiz. Davayı uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Siz de o sırada elinizi çabuk tutarsanız... Belki bir umut olabilir diyorsun, değil mi? Bence sen bu davaya nasıl bakmalısın biliyor musun? Bütün geleceğin, kariyerin, ailen, her şeyin ve her şeyin bu davaya bağlı. Ki böyle. Medya Hanım için çok üzüldüm. Gerçekten çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bir görseydim gelmişken. Ya şimdi uyuyor aslında. Hiç uyandırmasak daha iyi ya. Akşam zaten hastaneye taşıyacağız. Orada görürsün olur mu? Ama bu arada bak, bu Ece'ye yalan söyleme işini hiç sevmedim Mert. Ya Cansu ne yapayım? Başka çarem mi vardı Allah aşkına? Ben şimdi nasıl söyleyeyim kadına ben Ece'den ayrılmıyorum diye? Ameliyat olmuyor. Ya orası öyle de. Ya D'si M'si yok Cansu. Ben evleneceğim bu kızla yani. Ben Ece'yle evleneceğim. Evleneceksin tamam. Babaannem şu illetten bir kurtulsun. Ben her şeyi halledeceğim. Söz. Ya tamam. Ama bak Ece hiç üzülmemeli anladın mı? Yani bu bir pembe yalan olarak kalsın böyle. Ya Cansu o üzülünce en çok ben kahroluyorum zaten biliyorsun. Ya, tabii ki büyümesini istemiyorum. Tabii ki pembe yalan olarak kalmasını istiyorum. Neyse sen anlat şu Kerem meselesini. Neymiş? Ya bak biz şimdi Kerem'le barıştık ya. Ama böyle bir sıcak bir soğuk. Güvenemiyorum. Yani böyle sanki aklında bir şeyler var gibi. Ve bence sen bu aklındakileri biliyorsun. Cansu beni karıştırmayın bu meseleleri. Ne olur Kerem'in meselesi bu. Ya ama ben de güvende hissetmiyorum işte. Galeriye falan gidiyor. Ne yapıyor orada? Ne işi var? Ya ne olur bana da söylesene. Ben de senin arkadaşın değil miyim? Belki yardım edeceğim. Canım. Bediye Sultan, bu ne güzellik böyle. Sizi böyle yakalamışken acaba diyorum müthiş bir kar tatiline mi çıksak? Çapkınlık falan yaparız. Sizin bu işler ne zaman bitiyormuş? Her gelen bunu soruyor. Bırak şimdi beni. Bana güzel şeyler anlat. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Mert'le mi barıştınız? Barıştık. Mert kızı bıraktı. Artık birlikte yaşayacağız. Ah Levent, keratayı bir özlemişim. Sarılıyorum, öpüyorum, kokluyorum, yetmiyor.
İnsan birini çok sevince tabii özlemek de güzel oluyor. Ne o? Sen de mi çok özledin? Süreyya'yı bir an görebilmek için İstanbul'un bir ucundan bir ucuna koşarım şu an. İlahi, iyi ki geldin Levent ya. Bir içtiyse içimi açacak şeyler söylüyor. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Siz benim için onca şey yaptınız. Her zor anımda koştunuz. En önemlisi beni Süreyya ile tanıştırdınız. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa ben yanınızdayım. Bende krediniz sonsuz. Ne isterseniz. İnanın bana, en kısa zamanda bitecek. Gidecek bu hastalık. Bediye Sultan öyle kolay kolay hiçbir şeye yenilmez. Benim için de İstanbul'u bir baştan bir başa koşar mısın? Seve seve. Sahi, sen kimden duydun benim hastalığımı? Süreyya arada haber verdi. Niye güldünüz? Demek kötü bir haber bile iyi bir bahane olabiliyormuş. Ben ona çok kızgınım. Ama bayağı bir bahanesi olmuşum işin. Süreyya seni çok seviyor. Yok canım. Ha? Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Sen her şeyi anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorum. Of. Bak Cansu, 50 kere söyledim. İstiyorsan bir daha söyleyeyim. Bir şey yok. Ya kafasında yine planlar varsa? Ya bir şey yapacaksa? Kalbimi kıracaksa? Kötülük yapacaksa? Korkuyorum Mert. Ya Cansu, ne kötülüğü? Ne kötülüğü ya? Adam başına ne geldiyse sana yardım ettiği için geldi zaten. Ne kötülüğü? Ne demek yani bana yardım etmek istediği için? Ne bu? Tezgahtar Cansu'nun adresi. Yani Kerem öyle zannediyordu en azından. Tanıdık geldi mi? Ama bu Filiz Hanım'ın adresi, annemin yardım ettiği kadınlardan. Ya sen bir kere gitmişsin o adrese. Kerem de o gün seni takip ediyordu. Yani işte merak ediyordu seni. Başında bir bela mı var, bana ihtiyacı var mı falan diye merak ediyordu. Seni takip ediyordu o gün. Sen de o adrese gidince... Benim orada yaşadığımı zannetmiş. Aynen. Ya bak şimdi, biz Kerem'le bir anlaşma yapmıştık. Bu hani benim yerime geçti ya, Mert oldu ya. Bunun karşılığında ben ona 300 bin lira verecektim garip şeydeki hayallerini gerçekleştirsin diye. Ama benim iyi kalpli kardeşim aldı paranın yarısını, hepsini kadına verdi. Yok artık. Öyle bir şey yapmış olamaz. Yaptı. Hem de hiç gözünü kırpmadan yaptı. Sana bir yararı dokunacak diye yaptı. Bir de almıyordu parayı. Ben ısrar ettim. Ne olur al dedim. Anca öyle yarısını aldı. O aldığı yarısını da götürdü, kadına verdi. Yani bak, biz boşuna şüphelenmişiz adamdan. Tamam mı? Adam eski Kerem. Tanıdığımız, bildiğimiz Kerem o. Sadece beni düşündüğü için yani. Aynen. Kerem ya. Bir de bununla kalmadı tabii. Yani daha ne olmuş olabilir ki? Ya haciz gelmiş adamın evine. Ne hacizi? Ya bu Yılmaz amca adamın birine kefil olmuş galiba. Adam da borcunu mu ödememiş, ne yapmış anlamadım. Dün evine haciz gelmiş adam. Değerli ne var ne yoksa her şeyi götürmüşler. O da borcunu ödeyebilmek için galeriye gitti işte, arabasını satacak. Ay yok artık, ben daha fazla dayanamayacağım, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Cansu? Ya nereye olacak Kerem'in borcunu ödemeye? Ya Cansu, ben denemedim mi zannediyorsun? Kerem'i tanımıyormuş gibi konuşma, alır mı senden o parayı hiç? Ya ama bütün bunlar benim yüzümden oldu. Bana yardım etmek istediği için o parayı verdi. O parayı vermeseydi bu halde olmayacaktı. Hepsi ben yalan söyledim diye. Ya ben şimdi nasıl durayım, nasıl ödemeyeyim o borcu? Cansu bak, bu Yılmaz amcanın borcu. Tamam mı? Seninle bir alakası yok. Kendini hırpalama bu kadar, ne olursun ya. Çok özür dilerim Mert ama benim hemen gitmem lazım. Kusura bakma, görüşürüz. Ya Cansu! Delirteceksin Kerem'i yine ya. Hoş geldiniz Süreyya Hanım. Merhaba. Nasıl? İyi mi beden?
Bugün biraz daha iyi efendim. Uygun mu? Yanında kimse yok değil mi? Misafir falan. Medya Hanım, nasılsınız bugün? Ne işin var senin burada? Çok iyi gördüm sizi. Bunlar buraya yakıştı değil mi? Süreyya. Aa, yok yok. Şuraya koyarsan daha iyi, biraz güneş alsın. Süreyya, yeter. Neden ama? Geçen sefer ne güzel sözler söylemiştiniz. O geçen seferdi. Geçti bitti. Ne yapayım Bediye Hanım? Çok alışmışım size. Siz benim dostumsunuz. Böyle birdenbire hayatımdan çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Onu yakıp yıkmadan önce düşünecektin. Bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Hala anlamadın mı? Yakıp yıkan ben değilim ama ne fark eder? Bakın, siz yoksunuz. Levent yok. Aa, niye yok? Az önce buradaydı. Kaçırdın Levent'i. Hı? Kim? Kimi kaçırmışım? Levent'i. Burada karşılaşmak umuduyla haber vermedin mi Levent'i? 10 dakika erken gelseydin karşılaşırdın Levent'le. O da sizin dostunuz. Ben de sizin dostunuzum. Belki bilmek ister diye söyledim. Dost kelimesi bize çok büyük Süreyya. Çok yalnızım. Alın işte söyledim. Yapayalnızım. Siz de öylesiniz. Ne olur eskiden olduğumuz gibi dost olsak olamaz mıyız? Bir şey söylemeyecek misiniz? Tamam. Peki. Yalnız yine de gitmeden önce size söylemem gerek. Sonunda yaptım. Davayı açtım. Boşanıyorum Metin'den. Aferin kız. İşte bu. Oo Kerem Bey. Ben de size bakıyordum. Malum 2 saattir şirkette yoksunuz. Dışarıda işlerim vardı, haber bırakmıştım. Hmm, şu haciz işim. Gerçekten ne oldu o iş? İstersen bizim muhasebeyle konuş. Birkaç bir şey atarız artık biz de. Eksik olmayın Metin Bey. Eksik olmayın. İyidir. Vaktim varsa bir kahve içelim mi? Sonra yapalım ya, biraz işim var. 15 dakika Kerem. Çok vaktini almayacağım. Laflardık biraz. Ben de onu diyorum işte. Yarın yapalım, bugün işim var. Sen bana baksana. Sen hani benim arkadaşımdın? Hani sen beni anlıyordun? Hani yanımda duruyordun? Öyle. Öyle de. Öyle diyorsun ama ne zamandır ortada yoksun. Hayır, yoksa dertlerini dinleyeceğin başka bir arkadaş mı buldun kendine? Begüm. İşim var diyorsam işim vardır. Bunun altında başka anlamlar aramaya gerek yok. Bir dosya almaya geldim. Oliva'ya gideceğim, bu kadar. Cansu da yok şirkette. O da mı Oliva'da? Bilmem, ben nereden bilebilirim ki? Onun ablası olan sensin.
Ben onunla aynı evde yaşamıyorum, sen yaşıyorsun. Yani sen bileceksin ben. Şimdi Kerem'cim, buralarda artık babamın değil, Cansu'nun değil, benim borum ötüyor ya. O yüzden sana soru sorduğum zaman, sorularıma daha dikkatli cevap verirsen sevinirim. Hayır, sonradan sen üzülme diye söylüyorum. Ne oldu sana ya? Soruma cevap alamadım. Cansu'yla aranızda ne var? Hiçbir şey. Belli. Habersiz kalmanı istemiyor herhalde. Efendim? Alo Kerem, acil durum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlatamam şu an. Hemen otoparka gelmen lazım. Burada bekliyorum seni. Ne oldu? Neymiş acil olan? Kendin gör. Ne bu şimdi, benim arabamın yerinde? Bilmem. Cansu, anlamıyorum, söylesene. Nereden bileyim canım, ben bilmiyorum işte. Birisi senin en sevdiğin araba modelini almış, buraya koymuş. Aa, anahtarı da burada. Sen bana araba mı aldın? Sen hiç mi tanımadın beni Cansu? Ben kabul eder miyim böyle bir şeyi? Ya niye ki? Bu işle ilgili, seninle ilgili değil. Hediye etmedim ben bunu. Ne demek hediye değil Cansu? Gitmişsin, son model araba almışsın. Nesi hediye değil bunun? Ama sen şirkette çalışıyorsun ya. Toplantılara gidiyorsun şirket adına falan. Ondan yani. Yok. Yok, olmaz böyle. Gerçekten dayanamıyorum ben. Yani... Neye dayanamıyorsun Kerem? Konuş benimle. Ya ben zaten her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun ya? Bütün paranı Filiz'e verdiğini. Sen nereden biliyorsun bunu? Evinize haciz geldiğini, arabanı sattığını, annenle babanın memlekete gittiğini. Peki neden olduğunu da biliyor musun? Ha? Evime neden haciz geldiğini de biliyor musun sen? Bilmiyorum. Niye? Yok bir şey. Ama şunu bil ki, ben bunu kabul etmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama bu yaptığımı duyunca daha da kızacaksın. Ne yaptın? Haciz borcunu ödedim. Ne yaptın, ne yaptın? Ya bak, kızma, ne olur kızma bana, tamam mı? Ben gerçekten senin iyiliğin için yardım etmek istedim sadece. Banka kredi vermemiş. Ben de yardımcı olmak istedim. Ya Cansu, bana niye sormuyorsun sen böyle bir şeyi? Ben istemiyorum senin ailenin parasını falan. Ya ailemin parası falan değil. Gerçekten bu sadece benim param. Kendi hesabımdan harcadım ben. Sadece sen mutlu ol diye Kerem. Yani ben sana para vermiş olmuyorum ki. Sen zaten tüm paranı benim için harcamıştın. Ben de onun bir kısmını ödemeye çalışıyorum işte. Of, para para para. Ya ben ne yapacağım sizinle? Kerem. Ben gerçekten mutlu olursun diye düşünmüştüm. Sadece senin için yaptım bunu. Çok özür dilerim. Müzik
Dileme Cansu. Özür falan dileme. Ben biliyorum senin niyetini. Ama bir daha bana sormadan böyle şeyler yapma, tamam mı? Tamam, yapmam. Sen nasıl bir melek çıktın öyle bir aileden? Senin için çıkmışım demek ki. Hadi Oliva'ya gidelim. Taksiyle mi? Yine ne var? Senin bu küçük kızın yine ne işler çevirdi, haberin var mı? Ne yaptı yine? Gitmiş sevgilisine son model araba almış. Ne yapmış? Gitmiş sevgilisine son model araba almış, hem de bizim paramızla. Yok artık. Dahası da var, öğrenmek ister misin? Gitmiş Kerem'in haciz borcunu kapatmış. Ah. Allah'ım sen aklımı koru. Ya bunlar sustukça tepemize çıkıyorlar. Bu kız beni katil etmeye mi çalışıyor, anlamadım ki. Geliyorum oraya. Hiç boşuna zahmet etme. Sarmaş dolaşça Oliva'ya gittiler. Tamam, Oliva'ya gidiyorum o zaman. Dönelim, Oliva'ya gidiyoruz. Hadi bir yerlere gidelim. E gidiyoruz ya Oliva'ya. Ya hayır, öyle değil. Mesela ikimizin de hiç bilmediği bir yere, baş başa olabileceğimiz bir yere gidelim. Senin canını şımarmak mı istiyoruz? Mama, iyiyim. Ben senden başka kimseyi görmek istemiyorum. Keşke her kavga ettiğimizde böyle hemen barışsak. Kimse aramıza giremesin. Ya hadi gidelim. Bir yerlere gidelim. Garipçe'ye gidelim. Hop, sevgilim kafayı yedi. Ya ne olacak? Hadi şuradan basar gideriz işte. Ne olacak? Bana öyle bakma. Vallahi kaçırırım seni. Dünya kadar işimiz var. Hadi gidelim çalışalım. Of. Tamam o zaman. Ayşen teyzeyi arayalım. Ya sen illa öp beni diyorsun öyle mi? Ya hadi arasana lütfen. Hem onların buradan gitmesine neden olan her şey bitti. Ya hadi ara. Çok özledim. Hadi. Barıştığımızı duyunca çıldıracak sevinçten. Şimdi oğluşum diye açsa ya. Oğluşum. Annem ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Yemek yapıyorum babanlara. Bana bak, yemeğini yiyorsun değil mi? Bak o börekleri kızart mutlaka. O kadar uğraştım yaptım, yazıktır. Kendini ihmal etme, olur mu oğlum? İşler güçler nasıl, yolunda mı? Ay konuşsana ayol, keyfin nasıl? Keyfim yerinde anneciğim. Arayayım da annem de keyiflensin istedim. Sana bir haberim var, duyunca havalara uçacaksın. Ay hadi inşallah. Niye uçacakmışım söyle bakayım. Yanımda çok sevineceğin biri var. Merhaba Ayşen teyze. Anne. Orada mısın? Anne sen duymadın herhalde, ben sana söyleyeyim. Sen davullara zurnalara haber ver. Biz Cansu'yla barıştık. Anne. Buradayım oğlum. Anladım. Hayırlısı olsun. Oğlum bak şimdi baban çağırıyor. Ben onlara bir bakayım. Siz kendinize dikkat edin, olur mu yavrum? Hadi öpüyorum Cansu'yu da. Hadi hadi, kalın selametle. Sevinmedim. Cansu. Geldik. Canı biliyorduk. Bir bak bakayım bana. Bak mı? Kimse istemiyor bizi. Ne seninkiler ne benimkiler. Kimse bize inanmıyor.
Biz inanıyoruz. Yetmez mi? Benimkiler bizi duyarsa kıyamet kopar ama. Cansu ben hazırım. Sen tamam mı? Ne çıkalım karşısına? Olmaz işte öyle. Bizim evin gündemi şu an bambaşka. Annem babamın boşanma davası açtı. Öyle mi? Ya bir Ayşen teyze vardı bizim arkamızda duran. O da şimdi karşımıza geçti. Ne yapacağız biz? Sabredeceğiz Cansu'm, sabredeceğiz. Hepsi üstümüze gelecek, gelecek, gelecek. Sonra hepsi birden gidecek. Hep öyle olmuyor mu? Ece'nin yanına gideyim. Tamam, ben de yukarıdayım, çalışıyorum. Ece, senin ne işin var mutfakta? Aa, Uğur böceğim, hoş geldin, gel gel. Ay, içeriği gördün mü ya? Tut bakayım şunları. Müşteriler geldi Cansu. Sonunda müşteriler geldi. Gördüm gördüm de nasıl oldu bu? Yani kimse gelmiyordu. Nasıl geldiler bir anda? Sahiden. Ece nasıl oldu bu iş? Of Ercan. Şimdi Uğur Bacayım şöyle oldu. Ben kampanya dönemindeyiz diye bir şey uydurdum. Sanki büyük bir indirim yapmışız gibi açılış nedeniyle. Sonra bu kampanyalı menüleri de... İyi de biz öyle bir fiyat belirlemedik ki. İyi de bizim normal fiyatlarımızı bilmiyorlar ki Ağustos beceği. Bu yüzden... Bu yüzden indirimli fiyat dedik. Ve? Ercan 20 kere anlattırdın şunu ya sabahtan beri. Ya koskoca çalhanlarla koranların yapamadığını... ...soy isimleriyle anılmayanlar olarak biz yaptık Ece. Anlatacağız tabii, lütfen. Ya ne yaptınız? Söylesenize. Ya şimdi bu Ercan'ın Instagram ve Twitter fenomeni arkadaşları varmış. Onlar kampanyayı duyurdular. Yani birçok fenomen arkadaşımın uygunsuz fotoğrafları boy boy bende olduğu için... ...seve seve yardımcı oldular, sağ olsunlar. İşte onlar da fotoğraf, video falan yardırınca... Müşteriler de ufak ufak gelmeye başladı. Vallahi bravo. İnanamıyorum yani. Ya bu Sude'nin hazırladığı diyet listelerini de ben haftalık hale getirdim. Nasıl sipariş aldık sana anlatamam. Ay Ece sen ne diyorsun ya? Müthiş. Daha bu Nick ya, o kadar çok çalışacağım ki... ...beni bu pozisyonda işe aldığın için seni asla pişman etmeyeceğim. Ya saçmalama, saçma sapan konuşma, olur mu öyle şey? Sen işini sonuna kadar hak ediyorsun zaten. Ben peki? Ben ne hak ediyorum? Öpücük, sarılmaç. Ya... Ercan. Sen bunları masa 14'e götürmeyi hak ediyorsun. Hadi marş. İyi be iyi. Sonra görüşürüz Cansıcığım. Nerede o Kerem? Efendim? Kerem Özkan diyorum, nerede? Şimdi yukarı çıktı efendim. Şu merdivenlerden ben göstereyim. Gerekmez. Hayır mı acaba? Hayır, hayır. Sana bir haberim var. Ne söyle? Süreyya'nın... Amacın ne senin? Süreyya mı? Alo. Ben arayacağım seni. Dur, kapatma. Kerem. Kendinize gelin Süreyya Hanım. Burası benim ofisim. Bağırmanıza gerek yok. Sana bir soru sordum. Amacın ne dedim? Cansu'yla ne yapmaya çalışıyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun? Niyetin ne? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Cansu'yla biz ayrıyız. Siz de biliyorsunuz bunu. Bir kere kandırdım sandın. Eline yüzüne bulaştırdın ama görüyorum ki hatalarından ders almıyorsun. Nedir bu hırs ya? Nedir bu yalana devam etme hırsı? Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Of. Cansu'yla barıştığınızı biliyorum.
Cansu istediği kadar bitti, unuttum Kerem'i desin. Sen istediğin kadar ayrıldık biz diye maval oku. Bunların hepsine karnım tok, bunların hepsi masal. O yüzden son kez, bir kez daha soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun, niyetin ne? Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum Süreyya Hanım. Biz size rağmen beraber olabilir miyiz onu bile bilmiyorum. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum ben. Ben Cansu'yu çok seviyorum. Seviyorsun? Seviyorum. Eminsin? Eminim. Peki bir düşün bakalım. Sevdiğin Cansu mu yoksa paramız mı? Ne demek bu? Yeni araban hayırlı olsun demeye çalışıyorum. Oh, borçlarını da ödetmişsin. Artık arabanın arkasına Cansu Koran sağ olsun diye yazı verirsin bir zahmet. Lafınızı bilin Süreyya Hanım. Benim sizin servetinizde falan gözüm yok. Bu oyunların ilk ortaya çıktığında ne demiştim hatırlıyor musun? Cansu'yu tanıdığın güne lanet edeceksin demiştim. Ben Cansu'yu tanıdığıma lanet falan etmiyorum, şükrediyorum. Hem de ailesine rağmen, size rağmen. Aileymiş. Ailem bunları duyunca ne oldu? Bu oynadığın salakça oyunları öğrendiğinde baban seni affedebildi mi çok merak ediyorum. Bir daha sakın benim ailemi bu işe karıştırmayın. Sakın. Hele bir Cansu'yu bırakma. Hele o pençelerini Koran servetinden çekme. O bizim evde yaşadığın gece var ya. Yaşayacakların onun yanında hiç kalır. Ben Mert'ten gizli bir şey yaptım. Ne yaptın? İngilizce kursuna yazıldım. İş İngilizcesi. Ya belki Bediye Hanım o zaman beni kabul eder. Eder mi ya? Etmez mi? Ne diyorsun? Cem benim. İnan bana. Bediye Hanım bir gün senin ne kadar özel bir kadın olduğunu görecek. Ay inşallah. Mert nasıl mutlu olur? Neyse hadi. Hadi sen bunları şimdi götür. Bunlar masa 8'e gidecek. Ben de bunları 11'e götüreceğim. Hadi bakalım marş. Teşekkürler. Tabaklarla ha? Sen umutsuz bir bakıyorsun biliyor musun? Sen nereden çıktın ya? Mesain biter bitmez eve geleceksin anlaşıldı mı? Hayır kusura bakma başka biriyle buluşacağım gelemem. Ne diyorsam onu yapacaksın. O Kerem denen kedi suratlıyı görmeyi de bırakacaksın. Doğru eve geleceksin. Cansu. Akşam evde görüşürüz. Hele bir gelme. Nur Böceğim ne oldu ya? Kerem'le barıştığınızı mı öğrendi annen? Yok bir şey ya. Annem işte. Hadi hemen eve gitsen o zaman ya. Koş. Olmaz. Birisiyle buluşmam lazım. Aa kimle? Kerem'le mi? Sonunda yürü.
Çocuksun sen, büyür diye korktum. Her şeyden sakındım, sevmeye doymadım. Kaçıp gitsem de geri döndüm. Kök saldığım toprak, evim bildiğim. Yanılsam da, yorulsam da, beni hasta bırakma. Kırılsam da, yıkılsam da.